Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla birlikteyiz. Bugün sizler için hemen yanımda görmüş olduğunuz Oppo A60 cep telefonunun özelliklerine göz atıyorum. Biliyorsunuz bir süredir ben Oppo telefonları inceliyorum. Yakın zamanda A38 modelini sizler için incelemiştim kanalda. Merak edenler için linkini bırakacağım videonun içinde. İstediğiniz zaman ona da bakabilirsiniz. Oppo A60 tabii ki A38'den biraz daha gelişmiş özelliklere sahip. Biraz daha orta seviye ve orta seviyenin üstüne de hitap eden bir cep telefonu. Her zaman olduğu gibi ben bir dış görünümden başlamak istiyorum. Telefona önden baktığımızda kameramız üst tarafta ve delik şeklinde konumlandırılmış. Dokunduğumuz zaman bu deliği hissedebiliyoruz. Ekran çerçeveleri sağda, solda ve üstte biraz daha inceyken alt kısmında çok hafif bir kalınlık söz konusu. Yan tarafı çevirdiğimizde güç açma kapama tuşumuz, ses açma kapama tuşumuz bulunuyor. Diğer yan tarafta sim kart yuvası var. Alt kısma çevirdiğimizde ise 3.5 mm kulaklık girişi, tip C bağlantı yuvası ve hoparlör deliklerini görebiliyoruz. Diğer üst kısımda ise herhangi bir bağlantı vesaire yok. Arka tarafı çevirdiğimde ise iki tane büyük dairesel alan beni karşılıyor. Üstteki kamera alanı oldukça büyük bir kamera var. Alttakinde ise minik ikinci kamera ve onun hemen yanında LED lamba bulunuyor. Kameranın bulunduğu alan eliptik bir çerçeve alınmış durumda ve inovatif AI kamera yazısında yine bu kamera alanının içinde görüyoruz. Alt kısımda da bir de Oppo yazımız var. Ben bu rengini daha çok beğendim. Farklı renk seçenekleri var tabii ki ama bu renk benim daha çok hoşuma gittiğini de söylemiş olayım. Gelelim telefonun teknik özelliklerine. 6.67 inçlik bir ekranımız var. 90 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. 950 nit parlaklığımız var. Snapdragon 680 işlemci, 8 GB RAM, 128 ya da 256 GB depolama seçenekleri, 50+2 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ön kamera, Android 14 işletim sistemi, ColorOS 14 arayüzü, 45 Watt SuperVOOC hızlı şarj, 5000 mAh'lik pil, IP54 suya ve toza dayanıklılık, stereo hoparlör, 360 derece NFC, 3.5 mm kulaklık girişi ve 11.000 TL'lik fiyat etiketinin olduğunu da söyleyeyim. Gelelim telefonun kullanım deneyimine. Oppo A60 arkadaşlar Snapdragon 680 işlemciden gücünü alan bir cep telefonu. Orta seviye bir işlemci. Son birkaç yıldır bu tarz telefonlarda karşımıza çıkmaya devam eden bir işlemci olduğunu söyleyeyim. Günlük ihtiyaçları fazlasıyla görebilecek bir seviyede olduğunu söyleyebilirim bu işlemcinin. Ayrıca ben işlemci çeşitli sentetik testler de yaptım. Şu anda ekranda o sentetik testlerden bazılarını sizlerle paylaşıyorum. Benzerlerinde olduğu gibi günlük ihtiyaçları görebilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. Oyunda oynatan bir işlemci bu arkadaşlar. Ben birkaç oyunda yükleyip oynadım. Bazen bu soruyu soruyorsunuz. Özellikle oyun performansından bahsediyorum. Birçok oyunu oynayabilirsiniz. Tabii ki üst düzey grafik isteyen oyunlarda üst düzey grafik olmasa da ihtiyacınızı görecek kadar bir grafik size sunuluyor arkadaşlar. Bu bakımdan herhangi bir sıkıntısının olmadığını da söyleyebilirim. Ve diğer donanımlarla baktığımızda örneğin ekran HD Plus çözünürlüğe sahip. HD Plus çözünürlüğe sahip olduğu için özellikle pil ömründe bunu anlatacağım. Günlük olarak ihtiyaçlarımızı fazlasıyla görebiliyor. Öte yandan 8 GB RAM de fazlasıyla işimizi görüyor. Ayrıca bu RAM'i sanal olarak da yine arttırabiliyorsunuz. Biliyorsunuz böyle özellikler gelmeye başladı. Elbette fiziksel RAM gibi olmuyor ama özellikle zorlayan uygulamalarda veya oyunlarda fayda sağlayacaktır bu sanal RAM olayı arkadaşlar. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Ekranın parlaklığı 950 nit gibi çok yüksek bir değer. Gerçekten de güneşin altında kullanımda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Bence güzel bir değer olmuş bu. Bunu yapmaları güzel olmuş Oppo. Çünkü burada biliyorsunuz özellikle günlük hayatta çok kullanıyoruz ve ülkemizde yaz aylarında havalar sıcak oluyor ve güneş çok yoğun oluyor. Hal böyle olunca telefonun ekranının güneşin altında da kullanılabiliyor olması önemli özelliklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu telefonun ekstra bir özelliği var. Islak olarak da kullanılabiliyor. Ekran ıslandığı zaman mesela işte kışın yağmur yağdı, sonbaharda yağmur yağdı, telefonunuzu kullanmak istiyorsunuz. Birçok üst düzey bir telefonlarda bile ne yazık ki böyle bir özellik yok arkadaşlar. Telefon ıslandığı zaman dokunmatik özelliği ortadan kalkıyor ve dokunduğunuz zaman başka yerlere bir şeyler oluyor. Garip garip hareketler yapabiliyor telefon. Oppo A60'ta ıslak kullanma özelliği de var. Ben bunu denedim. Gerçekten de çok güzel çalışıyor. Yani üzerine su döküyorsunuz ve dokunma özelliklerini aynen devam ettirebiliyorsunuz. Bu da güzel fonksiyonlardan bir tanesi. İşletim sistemi olarak Android 14 ile geliyor arkadaşlar ve ColorOS 14'te yine Oppo A60'ın üzerinde standart olarak gelen özelliklerden bir tanesi. En yeni Android'de gelmesi güzel. Hani güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi? İşte 13'te gelse de mesela 14'ü soracaktınız. 14'te geliyor. Şimdi siz söylemeden ben söyleyeyim. Bu cep telefonu markaya da sordum arkadaşlar. 3 büyük Android güncellemesi alacak. 4 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Markadan aldığım bilgi bu şekilde. Telefonda benim için önemli olan ve sizden gelen yorumlardan da önemli olduğunu düşündüğüm bazı özellikler bulunuyor. Bir tanesi 3.5 mm kulaklık girişi var alt kısmında konumlandırılmış durumda. Bunu bazen soruyorsunuz. Eskisi kadar sorulmuyor artık. Yavaş yavaş herkes tip C girişlere alıştı ama 3.5
milimetre soran oluyor. Evet, o bulunuyor. İkincisi NFC var arkadaşlar ve NFC 360 derece var. Yani telefonun neresine dokundursan dokunduğun NFC çalışıyor. Bu da güzel bir özellik çünkü neden? Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız artık kartlar NFC olduğu toplu ulaşım kartlarından bahsediyorum. Bu toplu ulaşım kartlarını da doldurmak, işte içindekilere bakmak, çeşitli işlemler yapmak için mutlaka NFC özellikli bir telefonunuzun olması gerekiyor. Ayrıca E-Devlet'teki bazı işlemler için de NFC özellikli bir telefonunuzun olması gerekiyor. Bu modelde var. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ki bence artık bütün cep telefonlarında NFC olsun ya. Niye koymuyorlar anlamıyorum. Bazı markalar koymuyor. Neden koymuyorlar anlamıyorum. Koyun yani, zor bir şey değil. Stereo hoparlör bulunuyor. Stereo hoparlör var. Artı sesi %300 oranında da arttırabiliyorsunuz. Stereo hoparlör çok sorun oluyor. Özellikle oyun oynayanlar için anladığım kadarıyla bu önemli bir teknoloji veya film izlerken oldukça işe yarayan bir teknoloji arkadaşlar. Eğer oyun oynuyorsunuz ve film izliyorsanız stereo hoparlör olduğunu söyleyeyim. Artı sesi de %300 oranında arttırabiliyorsunuz. Güzel özellikler bunlar. Gelelim kamera tarafına. Ana kamera ikili dedik. 50 megapiksel f1.8 diyaframlı kamera 2 megapiksellik f2.4 alan derinliği kamerasıyla eşlik ediyor. Ön kameramız ise 8 megapiksel ve f2.0 diyaframa sahip. Her iki kamerada 1080p 30fps video kayıt yapabiliyor. 4K bulunmuyor. Zaten bu seviyede, bu kategoride pek bulunan bir özellik değil 4K. Onu da altını çizmiş olayım. Telefonu elime alıyorum ve kamera menüsüne bakıyorum. Eğer daha önce Oppo bir telefon kullandıysanız kamera menüsü size çok da tanıdık gelecektir arkadaşlar. İlk açtığımızda fotoğraf geliyor. 1 ve 2 olmak üzere zoom'umuz var. Videomuz var. Videoyu açtığımızda da video özellikle ortaya çıkıyor. Profesyonel modumuz var. Profesyonel mod sadece ana kamerada çalışıyor arkadaşlar. Ön kamerada profesyonel mod çalışmıyor. Bunu da söylemiş olayım. Daha sonra portre modumuz var. Hem ön hem arkada çalışan. Daha fazla dediğimiz zaman da gece modu, high-res modu, panorama modu, çekim modu, hızlandırılmış, çift görüntü, etiket ve metin tarayıcı olmak üzere modların olduğunu da söyleyeyim. Ben kamera kalitesini bu seviyedeki ve bu fiyat aralığındaki bir telefon açısından yeterli buldum. Bazı gündüz ve gece çekimleri de yaptım. Dediğim gibi bu tarz bir ürün için yeterli bir seviyede. Tabii ki daha üst seviye bekleyenler biraz daha bütçelerini arttırmalı veya farklı modellere yönelmeli arkadaşlar. Şimdi gelin Oppo A60'da çektiğim örnek fotoğraf ve videoları izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Oppo A60'ın ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Hem ön hem arka kamera 1080p 30fps video kayıt yapabiliyor. İşte siz de bu telefonla bir çekim yaptığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede bir sonuç elde edeceksiniz. Kameradan sonra gelelim pil tarafına. Pilde 5000 mAh'lık bir pil olduğunu söylemiştim. Kutusundan çıkan 45 watt'lık bir adaptörümüz var. Bu arada kutudan şeffaf plastik bir kılıf da çıkıyor. Bu da önemli detaylar. Bir tanesi onu da söylemiş olayım. Ve bu adaptörle birlikte 30 dakikada %50'ye kadar şarj edebiliyorsunuz. Yani 1 saatte %100'e kadar şarj imkanı oluyor. Kutudan adaptör çıkıyor olması güzel. Artık orta seviyede bile bazı markalar kutularına adaptör koymamaya başladı. Bu modelde bulunuyor. Hatta USB kablosu vesairesi de yine kutunun içinden çıkan detaylar arasında yer alıyor. Ben her zaman biliyorsunuz PC Mark testleri yapıyorum. Ancak Oppo A38'de de olmadı. A60'da da olmadı ne yazık ki. PC Mark bateri çalışmıyor. Yani birkaç saatçe testi yapıyor. Daha sonra hata verdim diyor. Kapandım diyor. Bir şekilde çözemedim bunu. O yüzden pil ömrü konusunda net bir fikir veremeyeceğim. Fakat şunu söyleyebilirim. Pil ömrü oldukça uzun. Bunun temel sebebi ekran HD Plus kalitesinde, Full HD Plus değil. Bir de işlemde çok güç tüketen bir işlemci değil. Benim öngörüm 1,5 günü çok rahat görürsünüz. Biraz daha böyle hani eğer daha az seyrek kullanan birisiniz 2 günü çok rahat bir şekilde çıkartabileceğiniz anlamına geliyor. Bu telefonla beraber yani bence pil ömrünün iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü çok yüksek bir çözünürlük yok ekranda ve 680'de oldukça düşük güç tüketen bir işlemci. Bu telefonun bir özelliği daha var. Hatta Oppo bunlarla ilgili bir videoda yayınladı arkadaşlar. Çok yüksek oranda darbelere dayanıklı. Oppo'nun yayınladığı videoda şimdi şuradan bir yerden çıkartırım o videoyu da. Duvara çivi çakıyorlar bildiğiniz çivi. Hatta sektörde birkaç arkadaş da o testi yaptı. Ben yapmak istemiyorum açık söyleyeyim. Hani telefona zarar, içindeki o en azından parçalara zarar gelebilecek
geleceği hususunda bir düşüncelerim var. Ama yere düşürme testleri yaptım. Çünkü biliyorsunuz bir kullanıcının başına gelecekken tutup da çivi çakmayız bir telefonla, ama en klasik sorun yere düşürmedir arkadaşlar. Elimizden düşer. Betona düşer, işte parkeye düşer, şuradan masadan düşer, elimizden düşer. Oraya vurur, buraya çarpar. Bu telefon bu darbeyle karşı oldukça dayanıklı. Birkaç örneği de ben bu konuşmayı yaparken sizlere gösteriyorum. Herhangi bir sorun olmadı. Gayet güzel bir şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Özellikle böyle telefonu çok sık elinden düşürüyorsanız, eyvah ben gitti telefon, işte şu kadar para verdim, yazık oldu, mazık oldu falan diye düşünüyorsunuz. Bu anlamda çok dayanıklı bir telefon. Gerçekten de hani Oppo bu konuda elinden geleni yapmış. Telefon çok 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 dayanıklı. Telefonunuzu düşürmekten korkuyorsanız bu modele mutlaka göz atın derim. Gerçekten de biçilmiş kaftan. Oppo A60'ın satış fiyatı 11.000 TL civarında. Bu 256 GB'lık sürüm için geçerli rakam. Benzer donanım kullanan rakiplerine baktığımda fiyatın biraz yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ama zamanla bu fiyat biraz düşecektir. Yine de aşırı yüksek olmadığının altını çizeyim. Fiyatına göre sunduğu donanım ortalama olarak kabul edilebilir. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Oppo A60 cep telefonunu anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda bunları iletmekten çekinmeyin. Hepsini okuyorum. Hepsini elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Ben bu kadar çaba gösterirken sizden de küçük bir ricam var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı istiyorum. Abone olanlar da yorum yazabilir, videolarımı paylaşabilir. Desteklerinizi bu şekilde gösterirseniz çok müteşekkir olurum. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.